görev aldı. Ancak kalbi artık bu tempoya dayanamadı. Salı günü vefat eden Aydoğdu, kırmızı karanfiller ve gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu 67 yaşında hayata gözlerini yuman Kani Aydoğdu son yolculuğuna uğurlandı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu eski başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu eski üyesi ve Doğru Yol Partisi İzmir İl eski başkanı Kani Aydoğdu için ilk tören ikinci evi olarak gördüğü Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Törende Aydoğdu ailesinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri yer aldı. Kani Aydoğdu'nun oğlu Mert Aydoğdu duygularını anlatmaya çalıştı fakat kelimeler adeta boğazında düğümlendi. Yanımda oldu, hep beraberdik. İşte, ticarette, evde, yüzümde, gezide. Yani bensiz yapamazdı. Yani bensiz de gitti. Çok üzgünüm. Hep sanayi odasının ikinci evi gibiydi. Buraya gelirdi devamlı. Burada dostları vardı. Çeşme'deki arkadaşlar hep gezme, yani hepsi bir anı oldu. Aydoğdu için ikinci törense cenaze namazının kılınacağı Alsancak Hocazade Camii'sinde yapıldı. Kani Aydoğdu'nun kızı Elvin Aydoğdu cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Dakikalarca babasının tabutuna sarılıp ağladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende sevenleri Aydoğdu'nun tabutuna kırmızı karanfiller bıraktı. Oldukça kalabalık bir cemaatle kılınan cenaze namazının ardından Aydoğdu'nun naaşı yukarı Narlıdere mezarlığında toprağa verilmek üzere sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Sevgili seyirciler, fuar